Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Jihun The Soul, Netflix'in yeni Tayvan yapımı filmi. İlk defa bir Tayvan yapımı filmi izledim. Hatta en başta ben bunu Kore yapımı sanmış, ondan başlamıştım. Çünkü Kore'nin sinemasının güzel örneklerini izledik Netflix'te son zamanlarda. Space Sweepers olsun, The Call olsun, bunlar güzeldi ve onlar gibi bir şey izledim. Böyle biraz The Call'da hani nasıl bir düşünmüştük, böyle beyin fırtınası yapmıştık ya, en sevdiğim tarz. Bu da o tarz bir şeye benziyor diye başladım. Bir baktım başta çok tanıdık bir bina var. Taipei 101 zamanında gittik gördük ve onu görünce dedim Tayvan. Baktım sonra Tayvan yapımı filmmiş. Tamam o zaman dedim izleyelim. Değişik bir tecrübe olacak ve filmi başarılı buldum. Film bir polisiye ama polisiye olmasının yanı sıra yani bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Önce spoilersız anlatacağım. Bir ortada bir cinayet var. Bunun arkasında artık bilimsel şeyler mi, ruhani şeyler mi yoksa tamamen normal şeyler mi var? Bunu bir çözmeye çalışıyoruz. Başarılı bir şekilde böyle kafa dağıtmayı, yani bir beyin fırtınası yaptırtmayı, insanı bulmaca çözdürtmeyi başarmış. Bu yüzden ben severim böyle. Bulmaca çözer gibi film izlemeyi her zaman sevmişimdir. Bu yüzden filmi tavsiye ediyorum. Film, yani tavsiye ediyorum da o kadar da aşırı mükemmel değil. Çok güzel vakit geçirdim evet, ama bir takım kusurları da var. Onlardan spoilerlı tarafta bahsedeceğim. Ancak ve ancak şu anda Netflix'teki en izlenilesi filmlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani 2 saat 10 dakika boyunca keyifle izledim. Böyle çok hızlı akan bir aksiyon şeklinde değil. Gerçekten dediğim gibi dikkatli izleyip, olayları takip edip siz de kendi teorilerinizi üreteceğiniz bir adet film. Şaşırtıcı yanları, twistleri de oldukça mevcut. Gelelim spoilerlı parta. Evet. Spoilerlı partta esas eleştirilerimi yapacağım. Yani şu oldu bu oldu demeyeceğim de benim filme olan eleştirilerim burada filmle ilgili birçok şeyi ortaya çıkartabileceği için spoilerlı partta bunlardan bahsedeceğim. Şimdi dedik ya filmde twistler var, filmde teoriler var, şunlar var, böyle bir beyin jimnastiği var falan dedik ama bunu yapış yöntemi, kurgusal şekli pek başarılı değil. Yani oyuncular geliyor, sana anlatıyor olayı. Yani deminden beri bir sürü ben polisiye izlemişim. Sonra birisi geliyor aslında olay böyleydi diye anlatıyor. Ya da savcı adam geliyor diyor ki benim şöyle bir teorim var diyor. Dümdüz teorisini anlatıyor. Normalde bu tarz filmlerde kurguyla bu işi çözmesi gerekiyor. Yani bir kişi gelip şöyle şöyle oldu diye anlatacaksa ben deminden beri neye kafamda teori uyduruyorum. Yani bu tarz konuyu en iyi yapan adam Nolan mesela. Yani Nolan senin beyin jimnastiği yaptırır. Ondan sonra da bir tane kişiyi çıkartıp sana aslında şu oldu diye anlatmaz. Yani bu filmin en büyük eksikliği bence bu. Yani o kadar şey izliyoruz, birisi çıkıp aslında şöyle oldu diye bana anlatıyor. Yani bu hoşuma benim gitmiyor. İkinci mevzu, eğer burayı bilen biri varsa aşağı yazsın, benim bir de hatam olabilir ama şimdi tamam, olay tamamen bilimsel mevzulara bağlandı. Başta bizi saptırmak için ortaya konmuş olan bu işte büyücülük falan filan tarzı şeyler hikaye oldu. Ama bize bir hayalet sahnesi gösterdi abi bu film. Yani yandaki kutunun uçup devrilmesi, yani bu resmen bir hayalet sahnesi var filmde. Yani bu çok boşta kaldı. Ya bir kere de daha sonra flashback'te tekrar gösterdi bunu. O hayalet sahnesi yani bence havada kaldı diyebiliriz. Üçüncü mevzumuz, bu kötü şey bir eleştiri değil, yani beğenmediğim bir taraf değil ama sinemada hep gördüğüm bir şey. Ta Arnold Schwarzenegger'in eskiden böyle ölünce ondan sonra son kaldıkları hafızadan başka bir bedende devam ettikleri bir film vardı. Oradan beri, çocukluğumda onu izlediğimden beri benim kafamdadır bu. Yani bu sinema dünyası kopyalamaya, yani bir kopyalama işlemine nedense hep orijinal muamelesi yapıyor. Yani şu anda beni bir yere kopyaladığın takdirde, yani benimden bir şekilde modelleyip birine aktardığın takdirde ona sorsan o orijinalim der. Ben buraya aktarıldım der ama herkes bilir ki o kopyadır. Ama bu filmlerde nedense kopyalara orijinal muamelesi yapılıyor. Yani ben beynimi tarattırıp birini kopyalattığım zaman orada hayatıma devam etmiyorum. Orada benim kopya versiyonum oluşmuş devam ediyor oluyor. Yani bu hep sanki oradan devam ettik, bir ruh aktarımı oldu falan diye şey yapılıyor. Yani burada ruh mevzusu falan aslında yok bu tarz bir sistemde. Burada donanım var, yazılım var. Yazılımı aldım, başka donanıma attım. Tamamen bu şekilde bakılan bir bakış açısı. Bu beyin kopyalama, hafıza kopyalama falan filan filmleri. Ama nedense ruhunu kopyaladın, orada aynı kişi yaşamaya devam ediyormuş muamelesi yapılıyor ki filmin sonundaki twist güzel. Adam kendini kadına aktarıp öyle itiraf etmesini sağlıyor ve sonra da ölüyor. Kopya versiyonda hapse giriyor. Ama kopya versiyona sorsan tak ben aktarıldım, hala aynı kişiyim, yaşıyorum, o benim çocuğum beni ziyarete geldi. Kadın da getiriyor çocuğunu. Ama halbuki çocuğun gerçek babası aslında öldü yani. O kadının vücudundaki bir kopya zihin parçası. Yani. Neden bunu ısrarla sürekli aynı kişi hayatına devam ediyormuş gibi düşünüyorlar? Bunu çözebilmiş değilim. Ya da öyle karakterler o şekilde davranıyor daha doğrusu. Çünkü bu filmde bu işin başındaki ilk ölen adam bence gayet benim dediğim kafada bir adam. Adam ölecek. Benim bu kadar mal varlığını aktaracak kimse yok. O zaman ben bir tane beden bulurum. Kendimin kopyasını çakarım ona. Ondan sonra her şeyimi ona bırakırım. Çünkü o tamamen benim gibi düşünüp, tamamen benim gibi davranacağı için gayet güzel geleceğe devam eder. Hatta çocuğuna da aktarıp, onun da karnındaki çocuğu da aktarılacakmış. Nesilden nesile benim kafa yapımla bu iş yürür diyerek huzurlu bir şekilde ölebilirim kafasında. Ama şu açıdan baktığın zaman filmde anlatıldığı gibi tamam işte ben artık kadının vücudunda devam edeceğim. Sonra doğan çocuğun vücudunda devam edeceğim. Ya o değil. Kopya. Ha kopyaya sorsan kendisi aynı kişi. Kopya işini de en güzel Nolan yaptı ya Prestige'de. Yani Prestige'deki o inanılmaz bir şeydi. Gerçekten adamın dediği şey şuydu. Yani her makineyi çalıştırdığımda aşağı düşen mi benim? Yoksa o uzak seyircilerin arkasından çıkan kişi mi benim? Bunu bilmemek nasıl bir şey sen biliyor musun diyordu. Çünkü bir tanesi o şovda makineyi çıkarttığında suya düştüğünde aynı hafıza devam ettiği için Allah aşağı düşen benmişim bittik deyip ölüyor. Diğeri de uzakta ortaya çıktığında vay işte ben buraya teleport oldum diyor, ışınlandım diyor, tamam diyor. Ölen kişi ben değilmişim diyor. Yani orada o paradoksu çok güzel vermişlerdi. Çünkü yani kopya her zaman kendini orijinal zanneder. Bunu asla bilme ihtimali onun yok. Ama dışarıdan sen bunu bilebilirsin. Ve bu film ve o Arnold'un eski filmi gibi bir film. Ya da şu Johnny Depp'in bilgisayara beynini aktardığı film. Yani orada da bilgisayara beynini aktarmış. Hala kadın benim kocam bilgisayarın içinde yaşıyor triplerine giriyor. Hayır senin kocan öldü. Senin kocanın sadece bir kopyası bilgisayara aktarıldı. Transcendence olması lazım o filmin adı da. Yani bu bilinç, ruh, ne bileyim bu kopyalama konuları bunları böyle birbirine karıştırıp duruyorlar. Bu film de öyle karıştırmış. Ama film güzel. Filme geri dönersek film güzel ve bu konular benim hep tartışmayı, üzerine muhabbet etmeyi sevdiğim konulardır. Bu yüzden de ilgimi çekti. Dediğim gibi kurgu, anlatım tarafı zayıf. Yani gelip birisi anlatıyor yani. O kadar şey izliyoruz, merak ediyoruz. Birisi geliyor aslında böyle oldu diye anlatıyor. Ben bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama film gerçekten izlenir. Evet, Kırmızı Koltuğu'nun bir bölümünden sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.